Emeklilikte 7 yıl kuralı. Ey devletten o tarihi kontrol edin. Emeklilik, milyonlarca çalışan için her geçen gün daha fazla önem kazanırken, birçok kişi maaşlarına yapılacak zamların yanı sıra daha erken emekli olma yollarını da araştırıyor. Mali müşavir İsmet Çetinkaya, emeklilikte kritik bir kural olan E7 yıl kuralına dikkat çekti. Bu kural, emeklilik tarihini ve maaş tutarını doğrudan etkileyen bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Çetinkaya, bu kuralın nasıl işlediğini ve E-Devlet üzerinden nasıl kontrol edilebileceğini açıkladı. Emeklilikte 7 yıl kuralı nedir? İsmet Çetinkaya'nın açıklamalarına göre, E7 yıl kuralı, emekliliğinizin hangi kurumdan yapılacağına ve emekli maaşınızın ne kadar olacağına karar veren önemli bir faktör. Bu kural, özellikle son 7 yıl içinde hangi kuruma daha fazla prim ödediğinizle ilgili. Eğer son 7 yılda birden fazla kurumda prim ödemişseniz, en fazla prim ödediğiniz kurumdan emekli oluyorsunuz. Örneğin, hem Sosyal Sigortalar Kurumu hem de Bağkur priminiz varsa, son 7 yıl içinde hangisinde daha fazla prim ödediyseniz, emekliliğiniz o kurumdan gerçekleşiyor. Çetinkaya, son 7 yılda ödediğiniz primlerin hangi kuruma ait olduğuna bakılır. Diyelim ki son 7 yılda Bağkur'a daha fazla prim ödediniz. Bu durumda, emekli olmanız için SSK'da ödemiş olsanız dahi, Bağkur'dan emekli oluyorsunuz şeklinde örnekler verdi. Bu durum, kişinin emekli maaşını ve emeklilik tarihini etkileyebiliyor. Ekim 2008 öncesi sigorta girişi şartı. Ancak bu kuralın geçerli olabilmesi için bazı şartlar da mevcut. Ekim 2008'den önce sigorta girişi yapmış olan kişiler, 7 yıl kuralından faydalanabiliyor. Ekim 2008 sonrasında sigorta girişi olanlar için farklı kurallar geçerli. Çetinkaya, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanlar için 2520 gün kuralı uygulanmaz dedi. Emeklilikte hangi kurumdan emekli olmak daha avantajlı? Çetinkaya, emeklilikte hangi kurumdan emekli olmanın daha avantajlı olduğu konusunda da önemli bilgiler verdi. Sosyal Sigortalar Kurumu mu, Bağkur mu? İyi sorusunun yanıtı açık. Sosyal Sigortalar Kurumu, hem prim ödeme süresi açısından daha kısa hem de maaş açısından daha avantajlı. Bu nedenle, SSK'dan emekli olmak genellikle daha fazla maaş almak anlamına geliyor. E-Devlet üzerinden kontrol edin. Çetinkaya, emeklilik tarihini ve hangi kurumdan emekli olunacağını öğrenmek isteyenler için E-Devlet sisteminin önemli bir araç olduğunu belirtti. Sigorta giriş tarihinizi ve prim ödeme durumunuzu E-Devlet üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Bu, emeklilik için daha iyi bir strateji oluşturmanıza yardımcı olabilir.